Sevgili tarihseverler, şu an sizleri Adana'mızın çok önemli bir değeriyle tanıştıracağız. Biz kendisini tanıyoruz, kendisinin öğrencisi olduk zamanında. Cezmi Yurtsever hocam, tarihçi Cezmi Yurtsever, kendisinin Adana tarihini anlatan yaklaşık 70 tane kitabı bulunuyor. Onlardan bir tanesi de şu an elimizde. Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına yaklaşırken ondan duygularını almak istedik. Sohbet etmeye başlayalım dilerseniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, başarılı diyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam neler söylersiniz Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına dair? Düşman işgali 100 yıl oldu ama tabii yaşayanlar unutulmadı. Tabii. Yaşayanlar şu hayattan göçtüler ama belgeler, hatıralar, kitaplar diyor ki o günü hatırlayın. Ben şöyle söyleyeyim, bakın elinizde bir kitap var Duygu Hanım. Adı İlk Ateş. Osmanlı Devleti teslim olduğunda 30 Ekim 1918. Bütün umutların kaybolduğu anda İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'ya çok acele Adana'ya gel emri geldi. 31 Ekim günü Adana'ya geldi. Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı görevini devraldı. 5 gün sonra 5 Kasım 1918 tarihinde İskenderun'daki komutandan bir haber geldi kendisine. Fransız ve İngiliz gemileri geliyorlar sahile doğru, ne yapayım? Onlara ateş aç, sakın getirme emri verdi. Ateş açıldı ve bir İngiliz gemisi battı. İşte bu olay, bak 5 Kasım 1918'de bu olay Kurtuluş Savaşımızın ilk ateş emridir, ilk kurşun olayıdır. Bu olay 100 yıldır unutulmuştu. Ben bunun belgelerini buldum, bak burada yazdım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. O halde şöyle diyebilir miyiz? Yani Kurtuluş Savaşı Samsun'dan önce Adana'da başlamıştır. Evet, 5 Kasım 1918 Atatürk'ün emriyle emir Adana'dan verildi. Uygulama İskenderun'da yapıldı. Orada bir gemi batırıldı. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateş ve ilk kurşun olayı Adana'da gerçekleşti. Yıllar sonra 15 Mart 1923 tarihinde savaş bittiğinde Mustafa Kemal Adana'ya geldiğinde Türk ocağının kapıdan içeri girdi. Cebindeki kağıdı çıkarttı ayakta ve çok heyecanla konuştu. Diyordu ki, Adanalılar, hatırlar mısınız ben bir müddet bir zaman önce Adana'ya geldiğimde durum çok kötüydü. Biz bir mücadele verdik ve vatanımızı çok zor kurtardık. Annelerimiz gözyaşı döktüler. Bir şey söylemek istiyorum. Ben de bu BK'nin ilk hissi teşebbüsü bu güzel memlekette Adana'da vücut bulmuştur. Yani özetle anlamı şu, bana Kurtuluş Savaşı ilham ve desteğini siz Adanalılar verdiniz. İşte bu sözler tarihimizin altın sayfalarındaki çok güzel sözlerdir. 3 yıl süren işgalin sonundaki söylenen sözler işte bunu unutmak mümkün değil. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın başlaması Adana, bitiminden sonraki en güzel ödül de Adana halkına verildi Mustafa Kemal Paşa tarafından. Bunları bilmek gerekiyor. Bakın burası Ulu Cami önündeki Ziya Paşa Parkı. Evet. Arkamızda büyük saat var ve Ulu Cami'nin minaresi var. 5 Ocak 1922 tarihinde Adana Vali Konağı'ndan büyük bir bayrak halkın elleri üzerine indirildi. O gün de güneş kapalıydı, yağmur yağıyordu. Evet tabii. Ve o coşkulu kalabalık yaşasın bayrağım diye yani haykıraraktan yürüyordu. Geldiler. İşte bayrak büyük saatle Ulu Cami'nin arasına buraya gelindi. Bu Türkiye'nin en büyük bayrağı, Kurtuluş Savaşımızın en güzel simgesi. Adana'nın kurtuluşu Adanalıların yani kahraman Adanalıların bayrağı yüceltme olayıdır. O da burada yaşandı. Yani şu an tarihin kalbindeyiz. Ben size bunları anlatmış oldum. Bunu canı gönülden hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını sizlerle birlikte kutladık. Umarız bu topraklar bir daha böyle kara günler yaşamaz. Hep bugünkü gibi azimle, hırsla Adana'mız için çalışıyor oluruz.